Merhabalar. Videomuzun konusu kapasitif güç kaynakları. Konuyu şu adımlarla işleyeceğiz. Nedir? Uyarılarımız ve önerilerimiz olacak. Devrenin avantaj ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. Hesaplama ve devre şeması. Bir uygulama yazmıştım. Bu uygulamayı kullanarak örnek hesaplamalar yaparız. Ve daha sonrasında devreyi kullandığım PCB'leri inceleriz. Son olarak da bitiririz. AC/DC regülasyonunu kondansatörün ve zener diyotların üstlendiği düşük güçlü giriş ve çıkışın elektriksel izolesi bulunmayan güç kaynağıdır. Elektriksel izoleden bahsedersek şebeke ile güç kaynağımızın çıkışı dolaylı yoldan bağlantılıdır. Bu konuya ileride değineceğiz. Buna dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bu güç kaynaklarındaki en önemli kısıtlama çıkış akımı için yüksek sığlığı ve yüksek gerilime dayanıklı kondansatör olmasıdır. Kondansatörün sığası çıkış akımını doğrudan etkilemektedir. Yani 680 nanofarad bir kondansatör yerine 1 mikrofarad kondansatör kullanmak çıkış akımımızı doğrudan etkileyecektir. Yani daha yüksek akımda çıkış alabiliriz demektir bu. Uyarılar ve önerilerimiz. Bu güç kaynakları şebekeden beslendiği için yüksek gerilim sebebiyle dikkatli ve yetkin olmalıyız. Sadece düşük güç gerektiren devrelerde kullanmamız uygun olacaktır. Devre tasarımında sadece düşük güç gerektiren devrelerde kullanmak daha uygun olacaktır. Yani 100-200 mA'ın üzerine çıktığımızda komponentlerin minimum güç değerleri artacağından SMPS'lere dönmek daha mantıklı olabilir. Devrede elektriksel izole olmadığı için çalıştırılan cihazın başka bir cihazla haberleşmesi, elektriksel bağlantı kurulmaması durumunda çok dikkatli olmalıyız. Yani kapasitif güç kaynağı kullanarak mikro denetleyicili bir devre yaptığımızı varsayalım. Bunun üzerinden seri portla bir bilgi göndermek istersek bilgisayarımıza, şebekeden beslendiği sürece bunu yapamayız. Yaptığımızda bilgisayarımıza zarar veririz. Aynı şekilde lojik analizör, osiloskop gibi ölçüm aletlerini kullanmak sistemimize veya cihazlarımıza zarar verecektir. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Bu bağlantıları asla gerçekleştirmemeliyiz. Buranın altını tekrar çizmekte fayda var. Tasarımı yaparken şebeke geriliminin değişmesi dolayısıyla kapasitif güç kaynağımızın çıkış değerlerinin değişmesi durumunu unutmamalı. Komponentlerin güç değerlerini buna göre seçmeliyiz. Hesaplamalarımız sonucunda 1/4 watt bir direnç gerekiyorsa bunu biraz daha yukarıda tutmamız bizi garanti altına alacaktır. Yine aynı şekilde devre tasarımında koruma amaçlı varistör ve IC2 tip kısa devre olmayan kondansatör kullanmamız gerekir. Bu devrenin avantaj ve dezavantajlarını inceleyecek olursak, avantajları sistem ile tümleşik tasarımlarda dizayn rahatlığı sağlar. Bunu biraz daha açalım. Komponentlerin yerleşiminde bize biraz esneklik sağlar. Normal PCB tip güç kaynaklarında veya SMPS'lerde minimum alanı kadar bir yer ayırmamız gerekir. Bu devreyi kullanarak komponentlerimizi istediğimiz yere yerleştirebiliriz. Basit ve ucuz maliyetlidir. Özellikle Çin'den gelen çoğu devrede kapasitif güç kaynağını görmek mümkündür. Aynı şekilde aydınlatma ürünlerinde de sıkça tercih edilir. Dezavantajları düşük güçlü devrelerde kullanılması, şebekedeki gerilim dalgalanmalarından etkilenmesi, elektriksel izolenin bulunmaması. Devre şemalarını inceleyecek olursak iki tip üzerinde durulmuştur. Birincisi üstteki renkli devre, diğeri de alttaki renksiz devredir. Benim yaptığım araştırmalar ve denemeler neticesinde üstteki renkli devrenin daha efektif, daha kullanışlı olduğu kanaatindeyim. Yapacağımız örnek hesaplamada ve formülizasyonda komponentlerimizin değerleri 230 volt AC şebeke gerilimimiz, R1 direncimiz kondansatöre paralel olan 470 kilo, C1 kondansatörümüz 680 nanofarad, 400 volt veya minimum 275 volt, R2 direncimiz 110, D1, D2 zener diyotlarımız da 12 volt olarak seçilmiştir. Kondansatörün kapasitif reaktans hesabı için XC1 dersek 1/2πfC bize kondansatörün ohmik değerini vermektedir. Formülde belirlediğimiz değerleri yerine koyarsak 4681 ohm olarak buluyoruz kondansatörümüzün ohmik değerini. Buna paralel bağlı R1 direncini de paralel direnç hesabıyla hesapladığımızda paralel direnç yaklaşık olarak 4635 ohm etmektedir. Akım bulurken şebeke geriliminden 1 zener diyot ve 1 normal diyot düşük
tüm gerilimlerini çıkartmamız gerekiyor. Neden birer tane dersek, her alternansa bir zener diyot, bir normal diyot çalıştığından dolayıdır. Bu hesaplamayı da yerine koyduğumuzda 46 mA çıkış akımımız bulunmaktadır. Yani bu değerlerde bu devreyi kurduğumuzu varsayarsak çıkıştan 12 volt 46 mA gibi bir akım çekebilmemiz söz konusudur. Komponentlerin güç hesaplarına gelecek olursak R1 direnci için güç hesabımız kondansatörün üzerine düşen gerilimin karesine paralel direncin değerini bölerek buluruz. Kondansatör gerilimini akım ve X değeriyle hesaplamaktayız. Burada değerleri yerine oturduğumuzda 0,1 watt R1 direnci çıkmakta. Burada 1/4 watt kullanmamız sistemimizi garanti altına alacaktır. Aynı şekilde R2 direncimizin gücünü geçen akımın karesi ve R2'nin kendi değeriyle çarparak buluruz. Buradaki değerimiz 0,21 watt. Yani burada 0,5 watt kullanmamızda fayda var. Zener diyotun güç hesabı ise zener diyotumuzun gerilimi 12 volt ve üzerinden geçen akımda 46 mA çarptığımızda 0,6 watt gibi yaklaşık bir değer bulmaktayız. Burada minimum 1 watt zener diyot kullanmak yine faydalı olacaktır. Diyelim ve yazdığım uygulamada örnek hesaplamaları yapmaya başlayalım. Uygulamamızı yüklediğimizde böyle bir sayfayla karşılaşacağız. Burada çıktı verileri ve girdi verileri olmak üzere iki alan bulunmakta. Komponentler kısmında komponentlerimizin değerlerini girmemiz, AC güç kısmında da şebeke verilerini girmemiz gerekmekte. C1 kondansatörünün değeri mikrofarad cinsinden, R1 direncinin değeri ohm cinsinden, R2 direncinin değeri ise ohm cinsinden yazılması gerekir. Zener diyotun gerilimleri de normal 12 volt veya 15 yani volt cinsinden yazılmış. AC güç kısmında ben hesaplamalarımda yaklaşık 230 volt olarak kullanıyorum her zaman. Anlık dalgalanmaları da hesaba kataraktan. Frekansımız ülkemiz için 50 Hz'dir. Buradaki verileri girdikten sonra hesaplı tuşuna bastığımızda sol tarafta komponentin minimum gücü ve devrinin analizi çıkmakta. Buradaki verilere göre çıkan değerler bunlar. Unutmamalıyız ki yine buradaki değerlerimiz minimum değerlerdir. Az önceki hesaplama kısmındaki değerleri buraya yazarak yeniden bir hesaplama yazmak istersek C1 değeri 0,68 mikrofarad olarak girmemiz gerekir. Hesapla dediğimizde yine 46 mA, R2 direncimiz 0,2 watt, R1 direncimiz 0,1 watt, zener diyotumuzu 0,6 watt olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulamanın linkini videonun alt kısmında paylaşacağım. Buradan indirip kullanabilirsiniz. Şimdi daha önceki çalışmalarımda kapasitif güç kaynağını nasıl kullanmış inceleyebiliriz.